Değerli izleyenler merhaba. Reçete'de bugün romatizmal hastalıklar üzerine konuşacağız. Konuyla ilgili sorularımızı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bölümünden Doçent Doktor Edis Dalkılıç yanıtlayacak. Sizler de konuyla ilgili sormak istediklerinizi 0224 211 1075'ten bizlere iletebilirsiniz. Edis Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün romatizmal hastalıkları konuşacağız ama öncesinde ben size teşekkür ediyorum. Dışarısı beyaza büründü. Yollar kapalı. Buna rağmen gelmiş bulundunuz. Teklifimizi geri çevirmediniz. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben de teşekkür ederim öncelikle nazik davetiniz için. Gerçekten biraz zor geldik ama geldik. Hı hı. Aslında hani böyle havalarda biz hastaneye giderken diyoruz ya bugün hasta gelmez falan diye düşünüyoruz ama gittiğimiz zaman bakıyoruz hakikaten bütün hastalar gelmiş oluyor. Bizden önce gelmiş oluyorlar. Hı hı. Hatta dün de benzer yine görüntüler vardı. Evet. İşte Balıkesir'den, Erdek'ten hatta Çanakkale'den gelen hastalar vardı. Hı hı. Biraz şehir dışındakiler belki, bile aksatmıyor. Evet evet. Belki romatoloji randevu almak zor olduğu için randevuyu kaçırmayayım diye düşünüyorlar. Olabilir. Böyle bir özelliği var hastalarımız. Yani bu havada hastalar gelir yani. Değil mi? Hastalar evet. Bunu hava durumunu bir engel olarak görmüyorken o zaman siz de geldiniz burada. En azından ekran başındakiler de romatizmal hastalıkları varsa bilgi edinmiş olacaklar sayenizde. Evet, yani okullar kapanıyor mu? Tabii hastanelerin böyle bir şansı yok. Çalışanlar işe devam ediyor. Romatizmal hastalıkları konuşacağız ama öncesinde romatolog nedir, ne yapar? Bunlardan isterseniz bahsedelim. Bir bölümü, romatoloji bölümünü ve sizin yaptığınız mesleği tanıyıp başlayalım programa. Şimdi romatoloji yavaş yavaş yeni yeni bilinmeye başlanan bir bilim dalı aslında. İç hastalıklarının bir yan dalı. Yani iç hastalıkları dahiliye diyelim. Gerçekten çok geniş bir konu dahiliye. O nedenle de yan dallara bölünmüş durumda. İşte nefroloji böbreğe bakıyor. Gastroenteroloji mide bağırsak bölümü. Hematoloji kan hastalıkları. Romatoloji de iltihabi romatizmal hastalıklara bakan bir bölüm. Yani tabii bu kadar çok romatizmal hastalık var. Bunların hepsine romatolojinin yetişmesi imkansız. O nedenle biraz daha iltihabi olan kısmına biz bakıyoruz. Biz de romatizmal hastalıklar deyince biraz daha eklem ağrıları gibi mi? Bir de hani daha çok anneannemizde, babaannemizde görürüz ya hep ağrıları vardır. Bunlar mı biliniyor aslında daha çok? Evet şimdi tabii daha çok bilinen romatizma kelimesi aslında. Romatizma deyince de genelde halk arasında bilinen söylediğiniz gibi yani anneannelerimizin, babaannelerimizin işte hafta sonu yağmur yağacak, ağrılarım arttı ya da işte gençlerde ateşli romatizma, kalbimi tutacak. Bu tip romatizmal hastalıklar biliniyor ama bizim çok çeşitli hastalıklarımız var. Yani yüzden fazla romatizmal hastalık var. Yani romatizma deyince aslında kelime olarak bize çok bir şey ifade etmiyor romatizma kelimesi. Bazen hastalar geliyor, işte ne şikayetim var diyoruz, romatizmam var diyor, sizden bir reçete bekliyor. Böyle bir şey yok. Yani romatizma deyince yüzden fazla hastalık var. Tabii bunlara fizik tedaviciler de bakıyor, ortopedistler bakıyor. Bazen hastalar göz iltihabıyla göze gidebiliyor, oradan bize gönderiliyor. Bazen dermatolojiye, cildiye gidiyor, oradan cilt bulgularıyla bize altından romatolojiyle ilgili bir hastalık çıkabiliyor. Tabii ama majör semptom yani majör belirti eklem ağrısı esas olarak. Yani en çok hastaların bize başvuru nedeni ağrı ama ağrı olmadan da romatizmal hastalık olabiliyor. Evet yani bu o zaman karıştırılabiliyor diyebiliriz. Çünkü girişte bile ben size havalarla bir ilgisi var mıdır diye sordum. Evet. Gerçekten hani bu şekilde biliyoruz bizler bunu. Toplum olarak bunu da öğrenmiş olduk o zaman. Kireçlenmeden gelen bir şey. Yani romatizma deyince kireçlenmeyle eş anlamlı gibi kullanılıyor. Ve genelde de hani 55-60 yaşın üzerinde sanki romatizmal hastalıklar olacakmış gibi değerlendiriliyor ama baktığınız zaman bizim hastalıklar aslında genç yaşlarda başlayan hastalıklar. Yani 20-40 yaş, 20-50 yaş. Hani ilgilendiğimiz birkaç hastanın adını söyleyeyim. Romatoid artrit, işte lupus hastalığı, Behçet hastalığı, ankilozan spondilit. Bunların hepsine baktığınız zaman bunların başlangıç yaşı 20'li yaşlar. 55-60 yaşından sonra genelde kireçlenme daha çok görülüyor. Kireçlenmeyle de ilgilenen bölüm biraz daha çok fizik tedavi ilgileniyor. Bizim hastalıklar biraz farklı iltihabi hastalıklar ve sistemik hastalıklar, kronik uzun süren hastalıklar. Yani hastalar sadece eklem ağrısıyla kalmıyor bizim hastalıklar. Hastanın akciğerini de bazen etkileyebiliyor. Böbreğini etkileyebiliyor bazı hastalıklarımız. Ciltte, deride bulgu yapabiliyor. Birçok alan aslında söyledim, birlikte gözde o zaman iltihap çalışıyor. Yapabiliyor. Saç dökülmesi yapabiliyor. Ağız içinde yara yapabiliyor. Yani çok
zengin semptomları, belirtileri olan hastalıklar, romatizmal hastalık, romatolojik hastalıklar diye. Vücudun birçok bölgesini etkileyebiliyor. Evet. Peki romatizmal hastalıklar nelerdir? Bunların en çok görüleni ya da size en fazla şikayetle gelinen nedenler neler oluyor? Şimdi en çok biraz önce söylediğim gibi eklem ağrısıyla geliyor hastalıklar. Şimdi romatolojide 2-3 grup ana hastalık var. Bir tanesi romatoid artrit. Yani iltihaplı romatizma diye de geçiyor halk arasında. Biraz böyle ellerde hafif yamulmalar yapabiliyor tedavi edilmezse. Evet. İkincisi ankilozan spondilit veya sedef romatizması da bunun içine girebiliyor. Reaktif artrit girebiliyor. İşte bizim toplumumuzda genelde halk arasında Suna Pekustan'ın, Ahmet Mete Işıkaran'ın hastalığı diye bilinir. Hastaların en büyük korkusu da işte böyle eğilecek miyim, kamburluk olacak mı? Böyle bir korku vardır ankilozan spondilitte. Ve bunlar sık hastalıklardır. Yani romatoid artritin sıklığı toplumda %0.7-0.8 gibi. Yani 120-130 kişiden birinde var. Ankilozan spondilit, sedef romatizması, işte iltihabi bağırsak hastalıklarına bağlı romatizma. Bunların da sıklığı %1 civarında. Hı hı. Bunun dışında işte Behçet hastalığı var, ailevi Akdeniz ateşi var, Türkiye'ye özgü. İşte vasküliter var, kollajen doku hastalıkları. Yani hepsini topladığınız zaman 100 kişiden 3'ünde, 4'ünde bir romatolojik hastalık ortaya çıkma şansı var ve biraz önce söylediğim gençlerin hastalığı, yani genç yaşta başlayan hastalıklar bunların hepsi. Ve %3-4 çok... tıpta hiç küçümsenecek bir rakam değil. Yani 100 kişiden 3'ü. Yani Bursa'nın nüfusuna oranladığınız zaman oldukça yüksek sayıda hasta var. Geçmişten günümüze baktığımız zaman görülme sıklığı peki arttı mı ya da neden bu kadar sık görülüyor'nun nedeni var mı bu rahatsızlıkların? Şimdi tabii bunlar için epidemiolojik çalışma yapmak lazım ama hani sıklığında şöyle bir artış söylenebilir. Biraz farkındalığı arttı bu hastalıkların. Yani romatoloji bilinmeye başladıkça hastalıkların tanısı daha kolay konmaya başladı. Daha erken tanı konmaya başladı. Hani ankilozan spondilit örneğin tanı konma gecikmesi 8 yıl. Şimdi biraz daha romatoloji bilindikçe bu süre daha kısalmaya başladı. Evet. FMF'de 10 yıl, 15 yıl hastaya tanı konamıyordu. Tekrarlayan karın ağrıları oluyor, çocuklarda başlıyor. Ama şimdi romatoloğa ulaşma şansı arttınca biraz daha o şans da çok fazla artmadı, onu söyleyeyim. Ülkemizde onunla ilgili de bir sıkıntı var değil mi? Biraz romatolog sayısı az. Ama farkındalık arttıkça hastalıkların bilinme şansı arttı. O da tabii sanki sıklığı artmışmış gibi oluyor. Eskiden hasta romatoid artritti ama tanı konmuyordu. Öyle hayatını sürdürüyordu. Ankilozan spondilitti, tanı konmuyordu. Ama artık farkındalık arttı diyebiliriz. Ki birçok şeyde aslında bazı şeylerin gitgide arttığından bahsediyoruz ama dediğimiz gibi belki biraz daha bilinçli oluyoruz ki bu programlarda, buna benzer programlarda belirtilerden bahsediliyor, erken teşhisin öneminden bahsediliyor. Bunlar insanlarda herhalde biraz ilgi uyandırıp biraz daha araştırmaya belki de yönlendiriyor olabilir kişileri. Evet, yani şimdi bu tip programlar, medyanın yaygınlaşması, internet, yani hasta artık hekime gitmeden önce internette, Google'da semptomlarını yazıyor. Oradan karşısında bir şeyler çıkıyor. Tabii bunun iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Kötü tarafı biraz daha fazla, onu söyleyeyim. Yani bazen bir iki belirtiyi görüp hemen geliyorlar mı? Nasıl oluyor? Yani hasta profilimiz artık 10 sene önceki hasta profili gibi değil. Biraz daha bilinçli diyeceğim ama hani biraz da bilmiş hasta grubu da var. O biraz daha tehlikeli tabii. Yarım bilgiye sahip. Yarım bilgi şeyi biraz tehlikeli. Bazen hastaları depresyona sokabiliyor bu. Çünkü hasta bulgularına giriyor, oradan karşısına 3-4 tane hastalık çıkıyor. Hastalıkların sayfasına giriyor. Oradan karşısına fotoğraflar çıkıyor. Hani olmayacak şeyler bu sefer hasta kurmaya başlıyor kafasında. Bu da mı olacak, bu da mı olacak? Bu sefer olmayan ağrılar hastada başlıyor. Yani kendi kendine böyle bir hani biraz kendi daha kendine kaşındı. Kötü senaryolar değil mi bazı oluşturuyor? Hastaları. Evet. Senaryolar oluşturuyor. Tabii hani tıp okumayan birisinin internetten tanı koyması kendisine zor. Hani bir şeyler düşünebilir ama bunu mutlaka bir uzmanla şeyle paylaşması gerekiyor. Yani baktığınızda hem iyi hem kötü oluyor aslında bir şeyleri. Yani çok kötü tarafın daha fazla olduğunu söyleyebilirim ben. Evet. Onun için belki yine doktora başvurmak gerekiyor diyeceğiz. Evet, yarım bilgi diyoruz ama tabii kötü senaryolar oluşturmamak için kafada mutlaka yani bizim hastalıklarımız yani romatolojik hastalıklar internete en son girilmesi gereken hastalıklar, onu söyleyeyim. Evet. Çünkü sistemik hastalıklar olduğu için her yeri tutabiliyor.
Hani çok örneğin bir önemli. Behçet hastası internete giriyor. Hı hı. İşte gözü tutar, körlük yapabilir falan. Hasta bir anda dağılıyor. Hani Behçet hastalığı tanısı konmuş oluyor. Aman ben kör mü olacağım gözlerim falan. Oysa göz tutulumu görüp, yok hastanın. Yani çok evet. hafif bir tedaviyle çok iyi gidecek bir hasta. Bu sefer depresyon gelişiyor hastada. Devamlı o tehditle yaşamaya başlıyor. Hayat kalitesi çok düşüyor. Hı hı. Yani en kötü sonuçta karşılaşıp yıkıma uğrayabilir evet, hastalarda. Bunu da belirtelim. Hı. Bu araştırmalarımızın sonucunda ne yazık ki olabiliyor. Burada şimdi birçok hastalık sayıyoruz. Romatizmal hastalıklar deyince biz bugün birkaçını ele alacağız. Çünkü çok fazla var sanırım değil mi hastalıklar? Çok evet yani yüzden fazla hastalık var. Burada hepsini teker teker ele alacak olursak nedenleri nelerdir kısmını konuşalım dilerseniz. Ve belirtiler herhalde burada en önemli şey ama birçok alanı da etkiliyor dedik ne yazık ki. Burada nedenlerinden ve belirtilerinden konuşacak olursak neler söyleyebiliriz hastalıklarla tek Şimdi, tek? Bizim hastalıklarımız iltihabi hastalıklar. Hı hı. Yani iltihap deyince tabii insanların aklına hemen işte bademcik iltihabı, apandisit iltihabı gibi. Yani sonunda tıpta IT harfleri koyduğunuz zaman bu iltihap anlamına gelir. İşte romatoid artrit. Hani sonunda yine IT harfleri var. Ama buradaki iltihap bizim hastalıklarımızda genelde mikrobik bir iltihap olmuyor. Yani romatizma var, antibiyotik kullanalım. Bunun çok fazla yeri yok. Tabii antibiyotik kullandıklarımız oluyor ama bizim hastalıklarımız bizim otoimmün dediğimiz. Yani vücudun kendi dokularına karşı bağışıklık sisteminin fazla çalışmasına bağlı. Hani bağışıklık sisteminin az çalışması iyi bir şey değil. O zaman enfeksiyonlara meyil oluyor. Mikrobik şeylerle karşılaşıyorsunuz ama fazla çalışması da iyi değil. Fazla çalışınca ne oluyor? Vücut bu sefer kendi dokularını yabancı gibi algılıyor bağışıklık sistemi. Ve kendi dokularına karşı savaşa başlıyor. Yani nasıl böbrek nakli verirsiniz, hiç ilaç kullanmazsanız böbreği bir saat içinde vücut reddeder. Burada da kendi dokularını yabancı gibi algılayıp işte kendi eklemlerine karşı, kendi derisine, kendi böbreğine, kendi gözüne karşı reaksiyon geliştiriyor vücut. O nedenle bizim kullandığımız ilaçlar da bakınca daha çok bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanıyoruz. Evet. Hani son dönemlerde biraz moda var. Hani reklamlarda da var biraz şeyler. Aman işte çocuklar ortalık temiz olsun, bakterilerle karşılaşmasın falan böyle reklamlarda var biliyorsunuz. Oysa çocuklar biraz bakterilerle toprakla aşırı neşir olsunlar yani karşılaşsınlar. Biraz antijen alsınlar ki ileriki yaşlarında bağışıklık sistemi yeterince gelişmediği için kendi dokularına karşı reaksiyon verme şansları var. Bu yani sefer de çok hassas. Çok hassas oluyorlar bu sefer. Bu bizimle ilgili romatolojik hastalıklar ortaya çıkma riski daha fazla oluyor. Yani bizim çok antibiyotikle bir işimiz yok. İltihabi romatizmal hastalıklar ama bağışıklık sisteminin fazla çalışmasına bağlı. Hani bağışıklık sisteminin nasıl kuvvetlendirebilirim diye soruyor hastalar bize bazen. Öyle bir merak var biliyorsunuz. Evet. Ben bağışıklık sistemi nasıl kuvvetlendiririm? Zaten fazla çalışıyor bağışıklık sistemi kuvvetlendiriyor. Biz aksine bağışıklık sistemini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Baskılamaya çalışıyoruz. Bunu günümüzde yeni nesil aslında yapıyor diyebiliriz değil mi? Bu her şeyden korumaya çalışılma kısmını. Çünkü büyüklerimizden hep diyoruz. Evet biraz da mikroba ihtiyacı var diye onlar onu biraz daha ötelemeye çalışıyorlar. Evet zaten vücudumuzun %70'i bakterilerden oluşuyor. Yani baktığımız zaman aman orayı temiz tutayım, burayı temiz tutayım, çocuğa bakteri gelmesin, böyle bir şey yok. Yani bırakın karşılaşsın çocuk biraz antijen alsın yani. Aşı da sonuçta bir antijen yani. Zayıflatılmış bir bakteri veriyorsunuz aşıyla vücuda. Ondan sonra hastalığı olmuyor. Kızamık aşısı. Hani örneğin virüs yani. Kızamık gerçi ama. Çok fazla böyle çocukları da aman koruyayım derseniz ileriki yaşlarda farklı bu sefer bir bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklar çıkma riskini arttırmış oluyorsunuz. Yani biraz bırakın çocuklar. Aman ekmek yere düştü. Yeme. Çocuk yeme, ekmeği atayım yani. Biz eskiden üç kere öper, yerdik yani. Evet. Allah aşkına bugüne kadar da bir şey olmadı. Yani fazla korumak bazen başka sorunları evet, yani da yol açabiliyor. Bunda peki çok erken yaşlarda ortaya çıkıyor dedik ya romatizmal hastalıklar. Genetik faktörü var mıdır? Genelde hastalıklarla ilgili merak edilen bir başka husus da olur ya. Genetiklik söz konusu mu bunda? Şimdi genetik bütün tıptaki sadece romatizmal hastalıklar için, tıptaki bütün hastalıklar için genetik bir kere vardır. Yani hangi hastalığı söylerseniz söyleyeyim genetik etki vardır. Evet. Ama bunların bir kısmında kuvvetlidir bu etki, bir kısmında daha zayıftır. Yani şeker hastalığı, çok sık rastlanan, hipertansiyon, bunların hepsinde genetik var. İşte kalp krizi, ateroskleroz, damar sertliği, bunların hepsi genetik özelliği olan hastalıklar. Bizim hastalıklarda da var tabii.
Yani bizim hastalıklar içinde en kuvvetlisi hangisidir derseniz FMF, yani ailevi Akdeniz ateşi ve ankilozan spondilit. Bu iki hastalık da genetik, diğer hastalıklarımıza göre biraz daha kuvvetli. Yani ailede mutlaka bir yerlerde bu hastalığı taşıyan vardır, yani kuşaklarda. İşte dedede vardır, amcaoğlunda vardır. Bu hastalıklar genetik özellik biraz daha kuvvetli. Tabii çevresel faktörler de etkili. Hı hı. Özellikle hani sigaranın da girmediği yer yok artık. Evet. Romatoid artritte sigaranın neden olduğu gösterildi. Yani 4-5 yıl önce bu bilimsel olarak da kanıtlandı. Yani bazı doku grubunu genetik meyil olan hastalar sigara da içiyorlarsa hastada romatoid artrit gelişebiliyor. O yani hasta sigara içmese belki ömrü boyunca romatoid evet. artrit olmayacak. Diğer hastalıklarda da riski arttırıyor aslında. Baktığımızda yani sigara deyince tabii hemen şeyde. Aklı akciğer kanseri, hı hı. işte mide ülseri, damar sertliği geliyor ama hani romatoid artrit de neden olan bir şey sigara. Hı hı. Tabii hani sigaranın fiyatını, ağız ekonomisine kokusunu, dişleri sarartmasını evet. söylemeyelim. Bazen onları hastaya bıraktırmak için söylüyoruz. Onlar evet. daha önemli. Yani akciğer kanseri yapar diyorsunuz çok bir şey ifade etmiyor. Zaten üzerinde de yazıyor. Hı hı. Ama işte az kokusu yapar ekonomi, dediğiniz zaman, tabii. ekonomisini söylediğiniz zaman biraz daha hasta düşünebiliyor. Hı hı. Sadece romatizmal hastalıklar için değil, bütün hastalıklar için evet. bir an önce kullanıyorsanız bırakın, kullanmıyorsanız da sakın başlamayın diyelim. Hem sigara için de mesaj vermiş olalım o zaman. Yani hastalar soruyor, hocam bırakmam lazım mı falan diye soruyorlar. Hı hı. Yani o tabii komik bir soru oluyor evet. yani sonuç olarak yani. Hiç kullanmamanız gerekiyor yani aslında. Biz de bırakıyoruz. Evet. Burada şimdi hastalıkları tek tek ele alacak olursak, ailevi Akdeniz ateşi dedik. Bunda genetik faktör söz konusu olabilir diğerlerine nazaran daha yüksek dedik. Yanlışsa siz düzeltin. Bunun belirtileri ne oluyor, ne şekilde ortaya çıkıyor, nasıl başlıyor? Şimdi ailevi Akdeniz ateşi deyince hastalığın isminde de var zaten, hı hı. Akdeniz. Biraz ülkemize özgü bir hastalık. Yani çok fazla Amerika'da, İngiltere'de bu hastalığı görmüyorsunuz örneğin, hani diğer Avrupa ülkelerinde. Biraz daha Akdeniz yöresine özgü ama Türkiye'deki Akdeniz haritası değil de, hani Antalya, Anamur, Mersin değil, hı hı. Dünya üzerindeki Akdeniz ülkelerinde biraz daha sık görülüyor ve Türkiye oldukça sık görülen bir coğrafya. Hani Türkiye'de de en sık Sivas, Tokat, Erzurum, Ardahan, yani böyle Karadeniz'in hı hı. iç kısımlarında görülen bir hastalık. Bu hastalık 2 yaşında bile başlayabiliyor. Yani genel başlangıç yaşı 10-20 yaş arası. Aslında çocukluk çağının bir hastalığı. Evet. En önemli belirtisi karın ağrısı ve ateş. Ama bu karın ağrısı tekrarlayan karın ağrıları şeklinde. Yani hastanın 3-4 gün karın ağrısı oluyor şiddetli. Apandisiti taklit edecek ölçüde. Hı hı. Ki bunların birçoğu da apandisit ameliyatına gidiyor. Acile başvuruyorlar çünkü. Apandisit deniyor, ameliyat ediliyor. Ağrısı da zaten geçiyor 2-3 gün sonra. Bir şey yapılmasa bile. Beraber birinde 39-40 dereceye varan ateş oluyor. Göğüs ağrısı, yan ağrısı olabiliyor. Eklem ağrıları olabiliyor. Özellikle ayak bileklerinde, dizlerde. Bazen ciltte kızarıklıklar olabiliyor. Tedavi olarak da tek bir tedavisi var. Koşisin dediğimiz ucuz bir ilaç bugün için. Onu ömür boyu mu? Ömür boyu kullanıyor bu ilacı, koşisini. Ve %90 üzerinde iyi cevap alıyoruz. Ama evet. karın ağrısı olunca hep tanı biraz aralıklı da olduğu için karın ağrısı. İşte mide deniyor, apandisit deniyor. Yani tanı gecikiyor, hı-hı. düşünülmüyor pek. O nedenle aile hikayesi önemli burada. O atak sırasındaki bazı kan tahlilleri önemli olabiliyor. Ama en önemlisi hastanın anlattığı hikayesi, evet. şikayeti. Ki geçmişte kendinde olduğunu bilip söylemesi tanıyı kolaylaştıracak evet, herhalde değil evet. mi ailelerin? Tedavi olarak da koşsin dedik. Hı hı. Yani bu hastanın en önemli riski amiloidoz dediğimiz bir madde birikimi böbrekte. Eğer tanı gecikirse bu maddenin birikim riski de artıyor. O zaman ne oluyor? O zaman böbrek yetmezliği gibi sonuçlar doğurabiliyor. Ama koşsin kullandırsa hasta, hı hı. uyumlu olursa amiloidoz birikim şansı %0. Yani çok önemli bir ilaç. Amiloidoz birikimi olmadı mı bu hastalık ataksız gidebiliyor. Ama tek hani şeyine bazen ilaç kullandırmak zor oluyor hastaları. Hani çünkü hastanın hiçbir şikayeti yok. Hala ben bu ilacı alacağım. 3 aydır bir şikayet yok. Alacağım. Bir de 10-20 yaş arası baktığınız zaman ergenlik çağındaki hı-hı. hastalar çoğu. Ne oluyor? Hastalar arkadaşların yanında ilaç almak istemiyorlar. Hastalığını söylemek istemiyor veya
okula ilaç götürmek istemiyor. Evet. O nedenle bu hastaları hani anne babayla da iyi iletişim kurup bazen de hastayla hani çocukla diyeyim daha çok birebir konuşup hani ilacı alması gerektiği almadığında belki neler olacağı değil mi? Bunlar anlatılırsa belki daha etkili çocukla olacaktır. Çocukla samimi bir havada konuşulursa buna çocuk ikna oluyor. Ama alacaksın ilacı, bunu alacaksın mutlaka dediğin zaman tepki doğurabiliyor. Evet, şey. Çok kritik bir dönem çünkü. Burada anne babanın yaklaşımı da çok önemli. Çağı biliyorsunuz yani hep böyle protest yaşlar. Evet. Önemli olan hastaları kontrole çağırdığımızda da esas kontroldeki amacımız hastanın ilacı alıp almadığını zaten sorgulamak. Yani bazen anne babayı çıkarın dışarı, çocukla baş başa kalın, konuşun. Hani bir yerden girin muhabbette işte hangi takımı tutuyorsun falan. O şekilde sosyal bir muhabbetle çocukla bir diyalog kurup ilacı kullanıp kullanmadığını rahatlıkla öğrenirsiniz. Burada tedavi ömür boyu devam ediyor dedik ya, belli aralıklarla sıklıkla gitmesi gerekiyor mu peki kontrollere, yoksa yani o tedavi o şekilde devam edecek? İyi giden bir FMF'de genelde 6 ay, bazen senede bir çağırıyoruz. Evet. Ama amiloidoz gelişim riski varsa biraz daha sık da çağırabiliyoruz hastaları. Burada genetik faktörü daha yüksek olan hastalıklardan biri de neydi? Onu isterseniz söyleyin doğru bir şekilde. Ben yanlış telaffuz etmeyeyim. Burada peki ne şekilde görülüyor ve bu neden meydana geliyor? Neden dolayı oluşuyor? Şimdi ankilozan spondilit, hani söyledim, Türkiye'de Sunapek uysallı özdeşleşmiş bir hastalık. İşte son dönemde bu 99 depreminden sonra Ahmet Mete Işık aradı. Sunapek uysallı birlikte hep anılmaya başlandı. Bunun majör semptomu bel ağrısı. Yani ankilozan spondilitin ilk tuttuğu yer sakroilek eklem dediğimiz beldeki kalça eklemiyle bel eklemini omurgayı birleştiren eklemdeki bir iltihapla başlıyor. O nedenle hastalar böyle kalçaya yayılan ağrı, özellikle de sabahları olan ağrı. Sabah kalkmakta zorluk çeker. Yarım saatte, bir saatte yataktan kalkar. Ya da gece uykunun ikinci yarısında sağdan sola dönmekte zorluk çeker. Gün içinde çok fazla ağrısı olmaz aslında. Çalışır, işini yapar. Akşam gelir bir oturayım der, kalkamaz. Bir uzanayım der, kalkamaz. Yani istirahatte olan bir bel ağrısı var. Tabii bel ağrısı çok sık bir semptom. Yani insanların %80-90'ı hayatlarının bir döneminde mutlaka bel ağrısı çekiyorlar. Evet. Bunların daha büyük bir kısmı mekanik bel ağrısı. Yani İşte bel fıtığı, lumbago gibi bazen hayat tarzı değişiklikleriyle 2-3 haftada iyileşen bel ağrıları. Ama tabii bel ağrısı deyince, hekime de gidince yapılan şey Türkiye'de MR. MR da çok hassas bir yöntem. Yani MR beldeki her şeyi gösterir. Yani bel MR'ı çekip de normal çıkan azdır yani. Öyle söyleyeyim, hani burada ikimiz bel MR'ı çektirsek mutlaka bir şey çıkar. Belde bir şeyler yazılır. İşte protrüzyon yazılır. Ve bel fıtığı başlangıcı diye bir etiket alırsınız. Evet. Ve onu aldığınız zaman işte bende bel fıtığı var. Ama istirahatte olan bel ağrısı, hastanın sorgulanması daha önemli. O nedenle bu hastaların çok büyük bir kısmı, yarıya yakını bel fıtığı teşhisi tanısı konmuş. Ve bunların bir kısmı da gereksiz ameliyat edilmiş olan hastalar. Başta söyleyeyim yani 8 yıl buradaki tanı gecikmesi. Oysa ankilozan spondilitte yeni tedavilerle çok iyi sonuçlar alıyoruz. Tabii tanı bunlar konmadan da, tedavi de olmuyor. Evet, önemlisi tanı. Tanı konma aşaması çok mu sıkıntılı peki? Az öncekinden de bahsettiğimizde, çünkü bir şeylerle karıştırılabiliyor ve çok benziyor gerçekten. Burada sıkıntı yaşanması böyle devam edecek mi, yoksa teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklılıklar görülebilir mi? Var mı yeni bir şeyler? Ya şimdi teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, hastanın anlattığı şey bizim için bir numara her zaman. İşte MR teknoloji çok gelişti ama fazla hassas yöntem hastayı bu sefer gereksiz ameliyatlara doğru da sürükleyebiliyor. Hani teknolojinin tabii ki güzel bir şey, teknoloji gelişiyor ama bazen de yan etkileri olabiliyor bu gelişmenin. Yani burada kişinin hani kendisinin bilip anlatması. Orada ne var, hekimlerin bazen böyle biraz fazla teknolojiye kendilerini kaptırmaları var. Yani burada hasta duruyor, dur bir hastayı dinleyeyim değil de hemen ekrandan MR'ı açayım. Yani MR değerlendiriliyor. Hastaya bir soralım, yani ne şikayetin var, neyin var. Bir muayene edelim önce. Hemen MR'a bakarsak çok yanılırız. Ya filme baksak da çok yanılır. Yani laboratuvar görüntüleme, bunlar
işin %10-15. Hastanın anlattığı, sizin dinlediğiniz işin %70'i aslında. Evet. Onun için önce bir hastayı dinlemek lazım. Bir kliniğine bakmak lazım hastanın. Ondan sonra yardımcı yöntemler, laboratuvar, görüntüleme yöntemleri. Yani istirahatle olan bel ağrısı 40 yaşın altında, özellikle erkek hastalarda ankilozan spondiliti düşündürmesi lazım. Bunu düşünerek gerekli tahliller, tetkikler istenirse tanı aslında çok da güç değil. Bazen tedaviden de tanıya gidilebiliyor. FMF'de de benzer şey var. Hani verirseniz bir non-steroid, ona cevaba bakarsanız, hastayı 10 gün, 15 gün sonra bir görürsünüz. O cevap da size bazen tanıda yol gösterebiliyor. Bunun tedavisinde de yine aynı şekilde mi ilaç tedavisi mi kullanılıyor, yoksa farklı bir yöntem var mı? Şimdi romatolojide baktığınız zaman bizim ana tedavilerimiz ilaç tedavisi. Yani bizde çok fazla kaplıca, banyo, o tip fizik tedavi yöntemleri çok ön planda değil. Ki başta konuştuğumuz romatizmada biraz bunları yönlendiriyorlar galiba, değil mi? Daha çok onlar ön planda ama bizim çok onunla işimiz olmuyor. Evet. Burada tabii bu iltihabi bir romatizmal hastalık. Önce iltihabı baskılamanız lazım. Ancak ankilozan spondilitin özelliği, hani hiç yok dedik ama ankilozan spondilitte %40-50 de egzersiz önemli. Ama önce hastalığı baskılamanız lazım. Yani iltihabı önce bir baskılayın. Çünkü bir iltihap nedir? Bir yangı. Bir yangın var orada. Onu baskılamanız lazım. Onu baskılayın. Ondan sonra hasta uyumlu olursa egzersiz. En önemlisi yüzme. Egzersiz olarak. Tabii ilaç olarak hani bütün firmaların bir ağrı kesicisi var. Hani isim burada söylemeyelim ama non-steroid dediğimiz grup ilaçlar, çok sık reçete edilen ilaçlar, ağrı kesiciler diyeyim. Bunlara ankilozan spondilitte iyi cevap vardır genelde. Yani bel fıtığına göre mesela daha iyi cevap olur bunlarda. Ama bazen bunlar da yetersiz kalabiliyor. O zaman ne yapıyoruz? Biyolojik tedaviler var. Son romatolojide devrim yaratan son 10-15 senenin tedavileri. Biraz pahalı ilaçlar. İğne şeklinde kullanılıyor. Ama ankilozan spondilitte sonuçları çok iyi. O grup ilaçlara geçebiliyoruz. Yani tedavisi eskiden böyle hiçbir şey yapamadığımız bazı hastalarda bugün için ankilozan spondilitte, romatoid artritte de bayağı bir yol aldık. Yani hastanın hayat kalitesi yükseliyor, işini rahat yapıyor. Çünkü o anlattığınız şeyler gerçekten günlük yaşantıyı çok etkileyecek şeyler. Evet. Uykusundan uyanıyor, kalktığında bir saat, yarım saat kendisine gelemiyor dedik. Gerçekten hem uykusunda problem oluşuyor kişinin, hem de günlük yaşantısında herhalde rahatsız edici şeyler oluyor. Yani şimdi iltihap dediğimiz zaman iltihap sadece ağrı anlamına gelmiyor. Halsizlik de yapar iltihap. Evet. Hayat kalitesini düşür, depresyon yapar. Yani devamlı ağrıyla yaşadığınızı düşünün, depresyona girersiniz. Muhakkak. Hani sabah kalkamıyorsunuz, yarım saat işte ertesi sabah nasıl kalkacağım diye geceden bir düşünceniz oluyor. Evet. Yalnız burada şunu da belirtmek lazım. Buradaki ağrı kesiciler sadece ağrı kesici gibi düşünmemek lazım. Ankilozan spondilit için konuşuyor. Bunlar aynı zamanda hastalığı düzenleyici etkileri de var. Yani iyi cevap da olursa zaten o biyolojik tedavilere geçmiyoruz. Evet. Düzenli kullanılırsa radyolojik hasarı da önleyebiliyor. Tabii hastayla güzel iletişim kurmak lazım. Yani hastaların çünkü size geldiğinizdeki en büyük korkusu, bir de genç hasta, işte 24-25 yaşında bir bayan hasta, internete de girmişse işte ben ne zaman kamburlaşacağım, böyle eğilecek miyim şeklinde bir kafasında korku oluyor. Yani böyle bir şey yok bu hastalıkta. İyi tedavi edilirse, hasta da uyumlu olursa gayet normal bir şekilde hayatını sürdürebilir. Evet. Yani yeni ilaçlar var. Ankilozan spondilitin artık tedavisi var. Yani bizim hastalıklarımız sıfırlanmıyor. Evet, çoğu kronik hastalıklar ama bu tedavisi yok anlamına da gelmiyor. Yani işte ağrısız, güzel işini yapıyorsun. Oturuyorsun, kalkıyorsun, çocuğuna bakıyorsun. Biraz da egzersizini yaparsan birçok sorun ortadan kalkmış oluyor tedaviyle birlikte. Burada her iki hastalıkta da tanıdan bahsettik. Erken teşhisin önemi ne oluyor? Birçok hastalıkta bahsediyoruz erken teşhis çok önemli diye. Bunlarda önemi ne? Tedavinin daha önce başlaması mı? Ya da nedir? Şimdi erken tanı deyince hep akla kanser geliyor tabii. Yani işte kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Yani böyle bir klişe var biliyorsunuz. Yani aynı şey bizim romatolojik hastalıklar için de var yani. Romatolojik hastalıklardan korkma, geç kalmaktan biraz kork. Hani evet. Kanser kadar değil belki ama biraz kork. Ve son dönemde de son 4-5 yılda bizim hastalıklarının tanı kriterleri değişti. Neden? Çünkü hep erken
tedavi başlamaya yönelik yeni kriterler geliştirildi. Çünkü erken tedavi başladığınız zaman özellikle romatoid artritte, ankilozan spondilitte, FMF'te, Behçel hastalığında yani hepsinde aslında iltihabi hastalıklarda hastalığın bütün gidişatını değiştirebiliyorsunuz. Yani ilk 3 ayda başladığınız tedaviyle ikinci yılın sonunda tanı gecikmesiyle başlanan tedavi hasar gelişimini etkileyebiliyor. Evet. O nedenle erken tedavi çok önemli. Biz de Uludağ Tıp Fakültesi'nde hani erken artrit, artrit eklem iltihabı demek, erken artrit polikliniği kurma aşamasındayız. Bununla birlikte tanılar daha çabuk konulup iyileşme daha hızlı mı sağlanacak? Ya da bir bölüme daha farklı bir alana mı yönelmiş olabilecekler yani erken, kişiler? Erken tanı koyup tedavi başlarsanız belki o hastanın daha sonraki dönemde o pahalı ilaçları kullanmasına da gerek olmayacak. Evet. Yani bu ne demek? Erken tanı aynı zamanda hastanın maliyetini de düşürecek. Hani hem sağlığını hem çünkü ekonomisini. Çünkü bahsettiğimiz biyolojik ajanlar aylık 3 milyar civarında maliyeti olan ilaçlar, pahalı ilaçlar. Ama erken tanı belki hiç o ilaçlara gerek kalmayacak. Hani ülke ekonomisine de bir katkısı olacak. Sonuçta bunların hepsi SGK'dan tabii. Yani bizim cebimizden çıkan ilaçlar. Aynen öyle. Maliyeti. Umarız o da en kısa sürede devreye girecektir diyelim. Bir diğer hastalığımız da Behçet hastalığı. Bu diğerlerine nazaran biraz daha sık duyduğumuz bir hastalık sanırım. En azından benim için öyle. Behçet hastalığı için ne diyebiliriz? Bunun nedenleri nelerdir? Şimdi ismi itibariyle zaten Behçet hastalığı deyince Türkiye'de sık görülen bir hastalık. Evet. Hatta dünya coğrafyası üzerinde en sık Türkiye'de görülen hastalık Behçet hastalığı. Hani Hulusi Behçet Hoca'nın 1937 yılında tanımladığı bir hastalık. Yani bir Türk hekiminin adıyla da anılan bir hastalık. Yani bütün dünya literatüründe böyle. Yani Amerika'da da Behçet deniyor. Avrupa'da da Behçet deniyor. Avustralya'da da Behçet hastalığı deniyor. Buradaki en önemli bulgu ağızda tekrarlayan aftlar. Yani ağız içinde yaralar. Ama bunun özelliği tabii aft çok sık. Herkeste bir aft olur zaman zaman ama buradaki özelliği tekrarlayan aftlar olması. Artı bu da tabii sistemik bir hastalık. İşte ciltte sivilceler yapabiliyor, akneler yapabiliyor. Eklem bulguları yapabiliyor. Ama en önemli komplikasyonu göz. Yani Behçet deyince hep hastaların da aklına göz gelir. Gözde çünkü üveit yapıp görme kaybına kadar gidecek şiddetli Behçet hastaları olabiliyor. Ama bu bütün Behçet hastalığında olacak anlamına gelmiyor. Artık göz bulgusu varsa da bugün için artık yeni tedaviler var. Yani biraz önce bahsettiğim biyolojik tedaviler Behçet için de geçerli. Evet. Kullanıyoruz. Burada yine aynı tedavi yöntemleri kullanılıyor. Süremiz daraldı. Birkaç hastalığımız da var aslında. GUT'tan da bahsedip daha sonra mesajda ya da tedavinin sonrasında neler yapılabilir? Romatizmal hastalıklara genetik dik söz konusu dedik ama yakalanmamak için nelere dikkat edebiliriz? Onun ardından onları da söyleyelim. GUT hastalığı için hemen neler söyleyebiliriz? Şimdi GUT hastalığı hani hep erken yaşta ama GUT hastalığı biraz daha geç yaşta başlıyor. Yani orta yaş ve üzeri erkeklerin hastalığıdır genelde. Biraz zenginlerin hastalığı diye de geçer GUT hastalığı. Hani Türkiye'de sıklığını tam bilmiyorum açıkçası ama sık görülen bir hastalık. İşte padişahların hastalığı eski. Hastalıkların padişahı diye geçer. Çünkü etle alakası var. Kırmızı evet. Et, sakatat çok yiyenlerde. GUT gelişme riski var. Ürik asitle alakalı bir hastalık. Kan ürik asit seviyesi yükseliyor. Yani kristal hastalığı. Eklemlerde hasar yaptığı gibi bazen böbrekte de hasar yapabiliyor. O nedenle hastalara mutlaka bol su öneriyoruz. Çünkü su içmezse hasta nasıl eklemlerde sodyum urat birikiyorsa böbrek kanallarında da birikip tekrarlayan taşlar yapıp böbrek yetmezliğine götürebiliyor hastayı. Ama GUT bugün için korktuğumuz bir hastalık değil. Yani hani bana deseniz ki romatolojiden kendine bir hastalık seç. Hani GUT olsun diyebilirim. Hani hem zenginlerin hastalığı fena değil yani o bakımdan da. Padişahların hastalığı falan. Tedavisi de mümkün. Evet. Bir de uyumlu olursanız biraz diyete dikkat edip ilaçları da kullanırsanız GUT problem olmadan gidecek olan bir hastalık. Ama böbreğe dikkat etmek lazım burada. Onun için bol su çok önemli. Çünkü hani hasta böbrek yetmezliğine gidebilir. Hani belli hastalıklar vardır. Böbrek yetmezliğinden
kaçınamazsınız. Yani sonuçta oraya gider. Hı hı. Ama gut hastalığında öyle bir şey değil. Yani gut hastası eğer diyalize giriyorsa orada yanlış yapılan bir şeyler var demektir. Yani gut hastası diyalize giriyorsa hani yazık evet, demektir. Çünkü önlenmesi mümkün. Evet, önlenmesi mümkün olan bir hastalık. Hı hı. Var öyle hastalarımız var maalesef. O da önlemleri almadığı yani için işte, değil mi? Belli oluyor aslında. Ne olmuş demişler, bunun ortada tedavisi yok. Sen işte biraz yediklerine dikkat et demişler. Hiçbir şey kullanmamış falan. Patas da kreatinin evet, böbrek yetmezliğiyle gelebiliyor. Hastaya söylenen bu yanlış sözler de ya da belki de onun yanlış anlaması da çok kötü sonuçlara götürebiliyor. Ne yazık ki. Yani maalesef. Şey var, şimdi toplumumuzda hani biraz bu programları seyredenler de diyeceğim ama hani biz de bu programdayız sonuçta. Ya da işte internet, medya, gazeteler, sözlü basın, görsel basın özellikle. Evet. Biraz bu insanlarımızda doktorculuk oynamayı biraz şey yapıyor. Yani son dönemlerde bu çok sıklaştı. Yani herkes birbirine ilaç tavsiye eder duruma geldi. Ve bu ilaçlar da genelde bitkisel, organik. Hani başına böyle bitkisel kelimesini koyduğunuz zaman her hiçbir şey olmayacakmış. Organik diyorsunuz geliyor. Tamam. Yani bir pazarlama stratejisi herhalde. Yani bu kelimeler böyle sihirli kelimeler gibi cezbediyor insanları. Ve herkes birbirine ilaç tavsiye etmeye başladı. İşte sen ısırganı kaynat. İşte günde şu kadar bir şeyler ye. Evet. Ya hani bunu çok yapmayalım. Yani doktorculuk çok böyle masum bir oyun değil. Hani çocuklukta tamam oynayın ama hani erişkinde komşuya onu tavsiye edeyim. Hatta bizim tedavilere karışır duruma geldi hastalar. Yani bayanların günlerinde falan hani imkan olsa da o günlere katılıp o muhabbetleri dinlesem yani ama hani kulağımıza geliyor tabii. Yani siz bir ilaç veriyorsunuz. İşte oradan Fatma Hanım diyor, yok diyor bunda kortizon var. Diyor. Sen bu ilacı kullanma, bunda kortizon var, çok şişmanlarsın. İşte başka bir ilaç yazmışsınız, tarif etmişsiniz. İşte bunda kanser ilacı bu kullanma, bu romatizmayla ne ilgisi var bana. Yani hani böyle bunu söyleyenler hani tıpla ilgili olmayan insanlar. Ki o kişilerin de tereddütleri oluyorsa diyelim en azından tekrar bir doktoruna danışsın diyebiliriz değil mi? Bilgisini ondan alsın en azından. Doğru kaynaktan öğrensin doğru cevabı. Ama biz bu hani Fatma Hanım'ı biz kolay kolay geçemiyoruz öyle söyleyeyim. Yani artık ben hastalara kapıdan en son çıkarken işte ya şimdi komşun sana böyle bir şey der şeklinde de uyarmaya başladım artık yani son 2-3 senedir. Çünkü siz anlatıyorsunuz, vakit ayırıyorsunuz. Sizin şimdi 6 senelik tıp okumuşsunuz. Üzerine 5 sene iç hastalıkları yapmışsınız. 3 sene romatoloji yapmışsınız. Yurt içi yurt dışı bir sürü işte kongreler, yayınlar. Yani bu konuda yıllarınızı vermişsiniz. Ama sizin söylediklerinizi hasta hani ne kadar ikna da olsa bazı hastalar tabii hepsi demiyorum. O komşunun söylediği bir anda sizin bütün 15-20 senelik kariyerinizi siliyor yani. Ve hasta onu dinliyor. İlginçtir. Yani kortizon aman kullanmayın falan işte. Ki bu da bugünkü, o haklı oluyor yani. Evet, mesajımız olsun izleyicilerimize ki bunlara dikkat etsinler. En azından artık dinlemesinler diyelim ve kapatalım programı. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, önerileriniz için. Ben teşekkür ederim. Yani insanlar biraz şu şarlatanlıklara, şeylere dikkat etsinler. Yani çok fazla reklam var, internet var, ilaçlar var. Yani çok para kaybediyorlar. Parayla beraber sağlıklarını kaybediyorlar. Evet. Yani şunu yapmasınlar, pozitif bilim. Yani bilim, bilime inansınlar yani. Dikkat edelim diyelim. Saygısızlık oluyor. Peki, tekrar teşekkürler. Değerli izleyenler, programı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı günler diliyoruz.